Yoldan gidiyorsunuz ya. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri mali işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Keana Yadeta. Military Financial Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, signatories Defense Minister Dr. Keana Yadeta. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Keana Yadeta. Military Framework Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, signatories Minister of Defense Dr. Keana Yadeta. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Konuk Başbakan'a bırakıyorum, arz ederim. Etiyopya Başbakanı, kıymetli dostum Abiy Ahmed Ali, değerli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum. Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli bundan 125 sene önce 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit ve Habeşistan İmparatoru II. Menelik devirlerinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile birlikte önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1910 yılındaki faaliyete geçirdiği Harar'daki başkonsolosluk binamız TİKA tarafından restore edildi. Binayı Türkiye Maarif Vakfı'nın idaresi altında geçtiğimiz Mayıs ayında Harar Türk Kültür Merkezi olarak hizmete açtık. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Bildiğiniz üzere Etiyopya hassas bir süreçten
geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki El Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın El Burhan'la da görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına gönülden temenni ettiğimi kendilerine de ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini de sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Ve Sayın Başbakan'a bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Your Excellency, President Recep Tayyip Erdoğan, Excellencies, ladies and gentlemen, selamlar. A heartfelt gratitude to President Erdoğan and his administration, as well as to the people of Turkey for the warm welcome accorded to me and my delegation. Ethiopia and Turkey are both ancient civilizations with a rich culture and past. To me and my delegation. Ethiopia and Turkey are both ancient civilizations with a rich culture and past. Our two countries have enjoyed a long-standing and historical relationship dating back to the 16th century. Our historical and cultural bonds have stood the test of time. This has provided a firm foundation for our relations, which continue to be based on mutual respect and trust, as well as cooperation for joint development. Ethiopia values its friendship and partnership with Turkey and highly appreciates the establishment of the Turkish Cooperation and Coordination Agency office in Addis Ababa, the opening of which was the first in Africa. Your Excellencies, Turkey, with its strategic location at the bridge between Europe and Asia, has been shaped by international influences as much as it has shaped global affairs throughout its history. Today, modern-day Turkey stands as a model for national pursuing an independent national course of development defined by the interests of their own people. That's why it has been successful in building a dynamic and robust economy. I am pleased to note that from the great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk to the current transformational leadership of President Recep Tayyip Erdoğan. Turkey has gone through exemplary nation building, growth in all aspects. Since the reform process began in Ethiopia, April 2018,
Our two governments have been working together to expand and strengthen the bilateral relations. Ethiopia is determined to strengthen the existing trade and investment relations between our two countries. And we will continue to avail conducive investment conditions for Turkish investors. Today, we have signed additional important agreements in other sectors to complement our long-standing relations. These signed political, diplomatic, economic and social cooperation agreements need to be strengthened, sustained and made actionable. Besides these agreements, our people-to-people ties are also strengthening from time to time. Daily direct flight between Addis Ababa and Istanbul by our respective national carriers have augmented this. Moreover, the tremendous impact of the Turkish film industry in improving these existing ties between our two people is increasingly becoming visible. As you have eloquently stated in your own words during your official visit in 2015, Ethiopia has always been the land of tolerance and respect for differences. This summarizes the essence of Ethiopia's domestic as well as foreign policy. Ethiopia is a country of more than 80 languages and ethnicities. It is also a country of different religions, with a population of more than 100 million. Ethiopians understand from their own experience the value of living together in harmony and the benefits of pursuing the path of prosperity. We appreciate Turkey showing genuine friendship to Ethiopia in its time of need. Your Excellency, let me close by reiterating your description of Ethiopia. Ethiopia is a reliable and trustworthy country. I wish to assure you that this will continue to be the defining characteristics of Ethiopia's policy. Once again, let me express my deep appreciation to you and through you to the people and government of the Republic of Turkey for the consistent support and friendship. I thank you. Evet, Etiyopya'dan basın mensubu olmadığı için soru alamayacağız. Sizleri şöyle bir selamlayalım ve...